Çok güzel olmuş Gökhan. Çömlek kullanmam bence çok akıllıca. Çünkü bildiğim kadarıyla çömlekte pişen şeyler helmelenir içerisinde. Ve daha suyunu çekeceği için daha çabuk birbirini absorbe olur. Çok akıllıca bir teknik kullanmışsın. Ve bence kreması sulu değil. Gayet güzel helmelenmiş birbirine. Ve çok lezzetli. Dur pilavından da alayım hepsini. Senden bunları duymak güzel. Sen beni ne kadar yerden yere vursan da. Estağfurullah. Seni sevdiğimi ben zaten söyledim ama tadım yaparken biliyorsun. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Gökhan'ın benim tabağıma kötü yorum yapması onun yemeğinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bir laf vardır, hakkının hakkı, hakkı ye diye. Ben adaletli davranmaktan yanayım. Arkadaşlık, dostluk başka bir şey. Bana kötü bir eleştiri yapması başka bir şey. Onun yemeğinin güzel olması başka bir şey. Çünkü biz bir yarışmadayız ve gerçekten adaletli ve hakkaniyetli davranmak zorundayız. Gerçekten Gökhan'ın kullandığı fikir çok güzel bir fikirdi. Günün adayını belirlemek için şimdi teknik bölüme geçeceğiz. Bizim daha az beğendiğimiz... Evet, bakalım kim kimin tabağını söyleyecek, daha doğrusu kimin ismini söyleyecek, beğenmediği, daha doğrusu en az beğendiği tabak olarak. Ben merak ediyorum oldukça. Gökhan'dan başlayalım. Kesinlikle kişisel olarak algılamamasını rica edeceğim ondan. Ben eti o şekilde sevmiyorum ve biraz yavan geldi bana. Ondan dolayı ben şurayı söylüyorum. Bugün beni yazdığı için kırıldım mı Gökhan'a? Evet, kırıldım. Çünkü beni yazmaması gerekiyordu. O masadaki tabakların içerisinde en iyi tabak benimkisiydi. Beni yazdı. Yani demek ki evet, rakip görüyor gerçekten. Özge? Ben İlhan abi yazdım. Çünkü çok benzerdi aslında tekniklerimiz. Yani iç harç ve patlıcanı kızartarak, ama birazcık daha az lezzeti buldum diğer tabaklara göre, ama yine de çok güzeldi. Peki, teşekkür ederim. Nilgün. Evet. Öncelikle hepsinin eline sağlık, hepsi çok güzeldi. İki tabak arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım ve İlhan abi yazdım, özür dilerim. Peki, teşekkür ederim. Genel olarak baktığımız hani bütün tabakları iyiydi. Aklımda İlhan abiyle Özge vardı. Ama Özge, yani bugünün menüsünde patlıcan vardı. Özge patlıcanı gayet güzel pişirmişti. Ama İlhan abi patlıcanla başarılı olamamıştı. Öyle bir eleme yaptım kafamda. O yüzden İlhan abiyi yazdım. İlhan Bey? Ben de Özge arkadaşımızı yazdım. Benzer hataları yaptığımız için. O çok değişik pişirmişti. Ben pişirememiştim. Peki. İkimizin iç harcı hemen hemen dediği gibi yakındı. Bundan ötürü ben de Özge'yi yazdım. Yanlış anlamaz umarım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Açıkçası şöyle bir durum var. Arkadaşlarımın fikirleri de tabii ki çok değerli. Ama jürinin yorumu, özellikle patlıcanı yağ atarak kızartmadığım için, farklı bir yöntemle yaptığım için jürinin beğenmesi beni inanılmaz mutlu etti. Patlıcanımda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Gün birincisi. Bakalım sen kimin tabağını en az beğendin? Ben bütün arkadaşlarımızın tabağını beğendim. Cidden çok güzellerdi. İki tabak arasında gittim geldim. Üzülerek İlhan abiyi yazdım. Bu kadar. Kadar. Tamam, teşekkür ederim. Yemen isminin yazdığım sebebi, evet, patlıcanların kuru olmasıydı. Fatma teyzenin dediği gibi birazcık daha kalın kesip ya da kızarsaydı ilk başta bu kuruluk olmayacaktı. Fatma Hanım? Burcu Hanım, ben de İlhan Bey'i yazdım bugün. Yazmamın sebebi de iç harcı daha ön plandaydı. Patlıcanları biraz daha kalın tutsaydı daha lezzetli olacaktı, hem kurumamış olacaktı. Peki, teşekkür ederiz. Fırat, sen? Ben de Özge ile İlhan abinin tabakları arasında kaldım. İlhan abiyi yazdım. Özge'ninkinde çünkü yine patlıcanın bir yumuşaklığı vardı ve ağzımı dolduruyordu, ama onu bulamadığım için onu. Peki Şura, çok teşekkürler. Çoğunluk oy İlhan Bey'e anladığım kadarıyla. İlhan Bey, sizi bir adım öne alabilir miyim?
Ben olsam yani belki de şey, hani kendini yazabilir misiniz? Yazabilme imkanı olsaydı. Belki ben de kendimi yazacaktım Özge'den önce. Çünkü hakikaten tabağımdan hiç memnun kalmadım. Patlıcanlarım kurudu. Çok keyifsiz bir tabak çıkardım. Yani kötü bir gün oldu benim için. Birer oy alan Özge ve Şura var. Tabii ki burada bir eşitlik durumu olduğu için. Sizler de İlhan Bey'le birlikte düelloda yer alacaksınız. Pazartesi günü düelloya kalmak beni korkuttu, ürküttü. Çünkü daha haftanın ilk günündeyiz. Daha önümüzde 4 koca gün var. Ve ilk gün düelloya kalmak tedirgin edici birazcık. Moralim bozuk. Çünkü böyle bir şey yaşamayı istemiyorum. Yani daha iyi şeyler yapabileceğimi bildiğim için düelloya kalmak hoşuma gitmiyor açıkçası. Eminim kimsenin hoşuna gitmiyordur. Ama düelloda bir şeyler yapacağıma inanıyorum. Bizim daha az beğendiğimiz... Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teknik Etaba. Şura, İlhan Bey ve Özge. Tecrübeniz var Allah'tan. Aslında bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil gerçekten. Çünkü ilk günlerde, daha doğrusu ilk kez teknik bölüme kalan kişiler genelde çok fazla bocalıyorlar. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yapmamış olan arkadaşlarınızı da tabii ki hangi konuda en fazla yanıldığını da biliyorsunuz. O da tarifi iyi okumamış olmak. Tarifleriniz hazır örtülerin altında. Ve ihtiyacınız olan bütün malzemeler de yine örtülerin altında tabii ki. Çok lezzetli bir şey yapacaksınız. Çikolatalı kurabiyeler. Jürimiz kör tadımını gerçekleştirecek tabii ki Şura ve hangi kurabiyenin kime ait olduğunu bilmeden de değerlendirmesini yapacak. Ve en az beğendikleri kurabiyenin sahibi de bugünün adayı olacak. Yani bu haftanın ilk gününün ilk adayı. Bol şans diliyoruz sizlere ve 30 dakika süre veriyoruz kurabiyeleriniz için. Lütfen gerçekten çok dikkatli okuyun tariflerinizi. 30 dakika sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çikolatalı kurabiye. Bugünkü teknik etapta Özge, İlhan ve Şura birbiriyle yarışacak. Tüm yarışmacılara aynı tarif ve aynı malzemeler verildi. 30 dakika içinde çikolatalı kurabiyeler yapmaları gerekiyor. Çok üzgünüm burada olduğum için şu an. Burada olmamam gerektiğini düşünüyorum ben şu anda. Çok gerginim ve gerçekten çok üzüldüm burada olduğum için. Bir bonfilenin olması gerektiği kıvamda pişmişti. Hani çok pişirecek bir et isteseydim eğer bir antrikot pişirirdim onun gibi. Ama ben az pişmiş sulu bir et istedim. Ki gerçekten etim pişmişti yani. Aslında bugün Şura'nın düelloya kalmasına şaşırdım. Çünkü yani düelloya kalmak pozisyonuna gelecek gibi lezzetsiz bir tabağı yoktu. Aksine lezzetli bir tabağı vardı. Fakat iki eşit oy durumunda üçü beraber düelloya kalacakları için bir nevi birazcık Gökhan'ın yorumu ve Gökhan'ın verdiği oy onu buraya doğru sürükledi. Yani hak etse de etmese de bir şekilde düelloya kalmak durumunda kaldı. Yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden tariflerini hazırlamaya başlıyor. Bakalım teknik etabın sonunda eleme adayı kim olacak? Yarışmacılar bugün teknik etapta oldukça basit bir tarif hazırlıyorlar. Çikolatalı kurabiyelerini yapmak için öncelikle tereyağı ve şarkıyı iyice çırpıp krema kıvamına getirdikten sonra yumurtalarını ilave edecekler. Yarışmacılar yumurtalı karışımlarını hazırladıktan sonra ayrı bir kapta beraber eledikleri unlu karışımları ekleyerek hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuracaklar. Yarışmacıların süreleri giderek azalıyor. Kurabiyeleri pişirdikten sonra çikolatayla kaplayıp süsleyecekleri için zamanlarını çok iyi kullanmalılar. Kurabiyelerini ilk fırına veren yarışmacı Özge oluyor. Şura kurabiye hamurlarını tepsiye dizerken İlhan da tarifini fırına veriyor. Ancak pişirme kağıdı kullanmadığı dikkatimizi çekiyor. Bakalım İlhan kurabiyelerini yapışmadan ve kırılmadan tepsiden çıkartabilecek mi? Yarışmacıların her biri kurabiyelerini fırına verdi. Bu aşamada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kurabiyelerini 10-12 dakikadan fazla pişirmemeliler. Aksi takdirde fırından çıktıktan sonra için için pişmeye devam eden hamur fazla sertleşecek ve istenmeyen bir sonuç elde edecekler. Özge, sen iki kere mi yaptın hamuru? Hamuru iki kere mi yaptın? Ne yaptım? Hamuru iki kere mi yaptın? Hayır, artanı da koydum da yeriz diye. Canım şey, geç mi?
Geç mi yoruldun? Biz mi erken yorulduk? Benden sonra yoruldun. Portakallı yaptım. Şekeri iyice erittin ama. Herkese yapsaydım öyle bir şey. Ne fena. Bunu bana 15 dakika önce söyleseydin keşke. İlk başta şeyi koymayı unuttum. Şekeri gittim onun içerisine koydum. Sonra onu tekrar eldim. Şekeri ayrıştırdım. Tereyağıyla birlikte çırptım. O arada yeniden kabartma tozu koydum azıcık daha. Belki elekte kalmıştır kabartma tozları diye. İnşallah olur yani. Çok telaş yapıyorum galiba ben. İlhan kurabiyelerini pişirdi ve fırından çıkartıyor. Pişirme kağıdı kullanmadan fırına verdiği kurabiyelerini kırmadan çıkartabilecek mi? Bu arada Özge ve Şura'nın gözleri fırınlarında. Heyecanla kurabiyelerinin pişmesini bekliyorlar. Hayır. Bırak Allah aşkına ya. Buzdolabında bekletmedim bir tek. Yo, direkt yoğurdum koydum. Buzdolabını mı bekletecektin? Öyle diyor. Buzdolabını ben onu okumadım ya. Bir de şey tereyağlı şekeri birlikte çırpmayı. Çırpmayı mı unuttun? Ayrı ayrı mı çırpmayı? Aslında yanlış yaptım çaktırma. Neyse çaktırma. Ben de önce şekeri gittim onun içerisine koydum. Sonra eledim şekeri aldım. Geri götürdüm tereyağına koydum. Ama emin değilim ya, aslında tereyağıyla şekeri birlikte çırpmam gerekiyordu, krema kıvamına getirmem gerekiyordu. Takılma böyle çok şey bir şey fark edeceğini zannetmiyorum, inşallah etmez. Fark etmez, evet, adamlar oraya evet yazmazlardı. Açıyorum, fark ediyor demek ki. Derecesini artırıyorum, kontrol etmem lazım yanmasınlar. İlhan kurabiyelerini çikolatayla kaplarken Şura ve Özge tariflerini fırından çıkartıyor. Bakalım bugün teknik etapta tarifini doğru uygulayamadığı için jüri tarafından eleme adayı kim seçilecek? Şura ve Özge heyecanlarına yenik düşerek tariflerini tam okumadan hazırladılar. Kurabiye hamuru yapmanın en can alıcı püf noktası şeker ve tereyağını krema kıvamına gelinceye kadar iyice çırptıktan sonra unla çok az yoğurmaktır. Unu ekledikten sonra karışım hamur haline gelir gelmez yoğurma işlemini sonlandırmak gerekir. Bitti mi? Abi seninki ağzı dağılıyor mu? Bakayım. Seninki ağzı dağılıyor mu? Göstermeyecek bunu elini. Yediğin zaman ağzı dağılıyor mu? Bilmiyorum. Benimkisi lastik gibi. Daha yemedim. Gibi. Bir bak bakayım. Şura ve Özge soğuttukları kurabiyelerinin üzerine çikolatayla kaplamaya başladı. Bu arada süreleri de giderek azalıyor. Bakalım Özge ve Şura tariflerini zamanında yetiştirebilecek mi? İlhan kurabiyelerini sunum tabağına yerleştirmeye başladı. Ancak Şura ve Özge hala hazırlıklarına devam ediyor. Bakalım etabın sonunda jüri hangi yarışmacının tarifini beğenecek ve hangi yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek? Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına, isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve bugünün eleme adayı belli olacak. Buzlukta bekletmeyi unuttum hamurumu gibi teknik hatalarda bulundum. Çünkü gerçekten o an dikkatli okuyamıyorsunuz. Okuyabilen arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Benim elim ayağım birbirine dolanıyor ve ben o tarifi okuyamıyorum bir şekilde. Ama inşallah olmuştur. Tarifi çok dikkatli okudum. Zaten vermiş oldukları süre kısıtlıydı. O biraz bende şeyi pekiştirdi. Kurabiyenin biraz erken çıkması gerektiğini pekiştirdi. Daha önceki düellomda tencerem devrilmişti.
önceki düellomda sütüm kesilmişti. Ama bu sefer hiç ciddi bir aksaklık yaşamadım. Her şey yolunda gitti. Çikolata kaplı kurabiyeleri yerken bütün kurabiyelerde olduğu gibi bir özellik arıyordum. O da hafifçe dişinizle kurabiyeye dokunduğunuzda ben zaten kırılacaktım diye kendini atıp çıt diye. Hatta mümkünse bu çıt sesini de çıkararak kırılması, yani olmaması gerekiyor. Kararınızı verdiniz. Evet. Evet. İsterseniz açıklayın. Onlar da merak içinde bekliyorlar. Buyurun. 3 kurabiye yedik ve genel olarak gördük ki haftalar geçtikçe Ver Fırına'nın bölümleri izlenmiş ve kurabiye hamurunun çok 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 yoğrulmaması gerektiği fark edilmiş. Bu üçünden bir tanesi içi sakızlı gibi yumuşak, dışı kıtır kıtır, soğudukça yarın bir hafta sonra daha da sonra tahta gibi olmayacak gevrek. Çok ideal yükseklikte, daha önemlisi fırından doğru erkenlikte çıkarılmış. Mutlu olduk bu mutfaktan böyle başarılı bir kurabiye çıkmasını. Ve o tabakta... hemen önümde duran bu tabak sahibi kim acaba? Bravo. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz? Aslında bekliyordum biraz. Çünkü Emel Hanım'ın bir kısmında yani böyle bahsettiği şeyi izlemiştim ben. Kurabiye tarifi vardı böyle. Öyledir hayat. Mutlak şekilde denk geliyor yani, böyle tesadüf etmesi gerekiyor. Çok uzun zamanda olmadı hem böyle yoklarken. Kurabiyenin erken çıkması gerektiğini, kıvamında olması gerektiğini, çok yoğrulmaması gerektiğini falan. Ben zaten hemen kasenin içinde yoğururken bir anlamı düşünüyorum. Acaba yeter mi falan diye böyle. Patlıcanı yağlamadık bari bunu aynen, yapalım. Aynen bari bunu yapalım falan anladım diye. Tavsiyeleri dinlemek iyidir. Güzel. Öyle olduğu için de çok... Tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok iyi olduğum bir konu kurabiyeler. Karşıma kurabiye çıkması beni çok mutlu etti. Ve başarabileceğime inandım. Ve maalesef Emel güzel haberi verdikten sonra kötü haberi vermek de bana denk düştü. Özge ve Şura, bugün bu son kalan iki tabaktan bizim daha az beğendiğimiz tabak. Heyecanlı bekleyiş başladı. Bugünün eleme adayı birazdan belli olacak. Bu tabak. Yani üçünün arasındaki gevreklik, kıtırtı, yenmeyecek kötülükte değil asla ama aranılan özelliklere en az sahip maalesef bu tabakta Özge. Of. Sadece sıkıntı fırında fazla kalması oldu maalesef. Pişmesi birazcık gereğinden fazla oldu. O konuda üzgünüm. Bol şans diliyorum haftanın ilerleyen günlerinde sana. Ve siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimize de tekrar teşekkür ediyoruz. Yine bugün de bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için efendim. Farklı farklı birbirinden güzel tariflerle karşınızdaydık yine. Yarın da aynı şekilde bambaşka ve çok lezzetli tariflerle karşınızda olmayı da vaat ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. 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 Kim doğru kullanırsa o kendine avantaj sağlayacak. Müthiş tarifler sizleri bekliyor. Özge'nin kuzusu pişecek mi? Moralimi bozmuyorum. En büyük problemi bir de Fatma Hanım yaşayacak. Ne süresinden, ne şeyinden, hiçbir şeyinden haberim yok. Hani konumuz balıkken patatesin ne gereği var? Bence büyük bir hataydı. Gökhan'la pişti oldu. Şura da aynı şeyi yapmıyor mu şu an? Birazcık daha birbirimize dikkat edeceğiz diye. Şura'nın eti biraz pişmemişti. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Şura'nın eti biraz pişmemişti. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Allah bir şey oldu.